Bu bölümde seri üretim kontrolünde geleneksel CMM cihazları ve konvansiyonel ölçüm metodlarına göre daha hızlı ve daha fazla noktanın kontrolü ile tam alanlı ölçüm sonuçları sağlayan Scanbox'ın kullanım kolaylığına hep beraber göz atacağız. Burada öncelikle ölçüm planımızı offline olarak oluşturacağız. Ardından ölçüm planımıza göre parça taraması için ihtiyaç duyulan sensör pozisyonlarının otomatik ve offline olarak nasıl oluşturduğumuzu göstereceğiz. Ardından şirket bilgisayarlarından herhangi birinde oluşturduğumuz offline programı cihaz bilgisayarına yükleyerek gerçek sonuç almayı hep beraber göreceğiz. Öncelikle offline programlamayı gerçekleştirebilmek için Atos Professional VMR yazılım içerisine girmem gerekiyor. Burada Atos Scanbox 6130'un VMR yazılımını görüyoruz. İçeriye hızlıca göz atacak olursak sensörü, robotu, döner tablayı ve housing'i görebiliyorum. Bu yazılım var olan gerçek sistemin sanal ve fonksiyonel uygulaması olup dijital kopyasıdır. Aynı yazılım içerisinde kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebileceğim gibi robot programlamak da mümkündür. Ekranın sol kısmında bulunan çalışma alanı seçilim bölümünden VMR'a kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebileceğim Inspection arayüzüne geçiş yapabilirim. Ve oluşturmuş olduğum raporları da Report kısmından hızlıca ulaşıp kontrol edebilirim. Şimdi VMR yazılımına geçiş yapıyorum. Robotu yazılım içerisinden çok kolay bir şekilde kontrol etmek için sensörün üzerine tanımlanmış bir eksen takımı bulunmaktadır. Bu eksen takımı aracılığıyla robotumu sürükleyerek tarama işlemini gerçekleştirmek istediğim alana taşıyabilirim. Ve buradan çekim alarak tarama işlemini gerçekleştirebilirim. Aynı zamanda VMR içerisinde ölçülecek parçaya ait CAD yazılım içerisinde tanımlanmış ise Shift'e basarak mouse'un sol klik tuşuyla beraber robotu hızlıca o alana götürebilirim. Yazılım içerisinden döner tabloya hareket verebildiğim gibi robotla döner tabloyu da senkron çalışır hale getirebilirim. VMR yazılımı robotun çalışma uzayı ve kinematiğini bilir. Yani robot yolu üzerinde veya sensör pozisyonlarında herhangi bir çarpışma olasılığı algıladığı takdirde sistem uyarı vererek robotu gerçekte o pozisyona gitmesini engeller. Dolayısıyla tam anlamda güvenliğin yazılım içerisinde de sağlandığını söyleyebilirim. VMR sanal ölçüm odası ile ilgili genel bilgileri size paylaştıktan sonra offline programlamaya ölçülecek olan parçaya ait CAD datanın yazılım içerisine import edilmesiyle başlıyorum. Daha sonra CAD datamızı VMR içerisinde döner tablo üzerine gerçektekine mümkün olduğu kadar benzeyecek şekilde kabaca pozisyonluyorum. Ve yazılım içerisine kalite kontrol ölçüm planımı import ediyorum. Kalite kontrol ölçüm planım birçok yüzey noktası ve 3 boyutlu elemanlardan oluşmaktadır. Konik silindirik elemanları ve yüzey noktalarını yazılım içerisinden Construct menüsüne oluşturabileceğim gibi eğer CAD data üzerine PMI bilgilerin tanımlanmış ise CAD data'nın import aşamasındayken bu bilgiler yazılım içerisinde otomatik olarak import edilecektir. Yazılım PMI datayı desteklemektedir. Şu an için tarama datamız yazılım içerisinde görmüş olduğunuz gibi yok. Ancak tarama datasını tarama işlemi tamamlandıktan sonra CAD data ile aynı eksen otomatik olarak taşımak üzere pre-alignment tanımlaması yapıyorum. Ve güzel bir görünüşe gelerek Bessy çakışmanın bir görüntüsünü rapor sayfama ekliyorum. Daha sonra RPS alignment için gerekli olan datum noktalarını görüntülenir hale getiriyorum. Burada nominal RPS elemanları üzerinde kırmızı bir uyarı görüyorum. Her bir elemana bir ölçüm prensibi tanımlayarak nominal elemanların tarama datası üzerinde nasıl hesaplanması gerektiğini yazılıma öğretiyorum. RPS Y1, Y2, Z1, Z2 ve Z3 yüzey noktaları bir başka elemanın üzerine inşa edildiği için Reference Construction ölçüm prensibini kullanıyorum. RPS X1 elemanını ise normal vektör yönünü koruyarak tarama datası üzerinde oluşması için Intersection with Mesh ölçüm prensibi veriyorum. RPS çakıştırma işlemini burada uyguluyorum. Ve referans noktaların X, Y, Z yönlerindeki sapmalarını içeren bir rapor sayfası alıyorum. Yüzey karşılaştırması renk haritasını hesaplattırıyorum. Ve RPS çakışma sonucunda oluşan renk haritasını rapor sayfama ekliyorum. Ölçüm planında yer alan bir diğer gereklilik ise kontak yüzeylerinin normal yönündeki sapmasını içeren bir rapor sayfasıdır. Burada elemanlara Intersection with Mesh ölçüm prensibi vererek tablo ve 3D gösterim olarak rapor sayfalarıma kaydediyorum. Nokta bazlı etek bölgelerindeki malzeme kalınlığı kontrolünü basitçe CAD data üzerinde Construct Distance Material Thickness komutuyla nominal etek kalınlığını oluşturabiliyorum. Daha sonra oluşturmuş olduğum nominal elemanlara ölçüm prensibi vererek tolerans tanımlaması yapıp ölçümün uygunluğunu kontrol etmek amacıyla rapor sayfama ekliyorum. CAD data üzerinden etek bölgenin yüzeyini seçerek Construct Surface Material Thickness komutunu seçiyorum. Ardından bir ölçüm prensibi vererek nokta bazlı analizin yanı sıra et kalınlığı dağılımını renk haritası şeklinde de hesaplattırabiliyorum.
ve bunu rapor sayfama ekliyorum. Bu rapor sayfamda ise silindirik elemanların çapını kontrol edeceğim. Silindirik elemanları oluşturmak için Construct Cylinder Fitting Cylinder komutu ile elemanları oluşturabilirim. Fitting element ölçüm prensibi ile çapın kontrolünü gerçekleştirebiliyorum. Ve tolerans girerek uygunluk durumu kontrol etmek amacıyla rapor sayfalarıma ekleyebilirim. Şimdi ise bazı pozisyon ve yüzey profil GD&T kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla datum sistemi oluşturmam gerekiyor. Bu datum sistemini oluşturmak için gerekli olan primary, secondary ve tertiary datum referans elemanlarını ekranda görebilirsiniz. ABC datum sistemini oluşturmak amacıyla Construct menüsünden Lokal Koordinat Sistemi ve Create Datum Sistemi seçeneğini aktif hale getiriyorum ve datum elemanlarımı buraya tanımlıyorum. Datum sistemini oluşturduktan sonra rapor sayfalarımı ekleyebilirim. Burada düzlemselliğini kontrol edeceğimiz bir plane ve pozisyon kontrolünü gerçekleştirmek üzere 2 adet konik elemanım var. Öncelikle plane düzlemselliğini kontrol edelim. Inspect menüsünden Flatness komutunu seçerek tolerans siliyorum. Konik elemanlarında yine pozisyon kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla Inspect menüsünden Position Check komutuna giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kontrollerimizi ISO ve ASNET standartlarına göre gerçekleştirebiliyoruz. Datum referansını tanımlayıp yön bilgisini girerek kontrolümü yapıyorum. Ve tolerans bilgilerimi buraya tanımlıyorum. Ve bu sonuçları rapor sayfalarıma ekliyorum. Oluşturmuş olduğum rapor sayfalarını hızlıca göz atacak olursak, burada herhangi bir ölçüm sonucunun olmadığını görebilirsiniz. Bunun nedeni şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlemleri offline olarak gerçekleştirmiş olmamızdandır. Buradaki rapor sayfaları gerçek ölçüm işlemini tamamladıktan sonra otomatik olarak doldurulacak ve parça kontrollerini gerçekleştirmiş olacağız. Buraya kadar olan kısım ölçüm planımın ve rapor sayfalarımın offline olarak hazırlanmasıydı. Şimdi sizlere bu yazılımı sadece birkaç basit mouse hareketiyle hazırlamış olduğum ölçüm planını kullanarak döner tablo ve robot vasıtasıyla otomatik ve offline olarak ölçüm pozisyonlarının nasıl hesapladığını göstermek istiyorum. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce tarama kalitesi için parametrelerin önceden tanımlanmış olduğu scanning template'imi seçmem gerekiyordur. Bu scanning template'ler aracılığıyla otomatik robot programlama işlevi olan SmartEdge fonksiyonunda taramaların ölçüm planına göre hangi açılarda hesaplanacağı üretilmektedir. Bu proje için taramayı ideal ayarlarla gerçekleştirmek amacıyla döküm anlamına gelen casting'i seçiyorum. Burada dilersem kendi parametrelerimi de manuel olarak tanımlayarak şablon haline getirebilirim. Oluşturmuş olduğum şablonları daha sonra müşterilerle, alt yüklenicilerle veya farklı bölümlerle paylaşarak aynı tarama parametreleriyle taramaların yapıldığına emin olabiliriz. Bu işlemi tamamladıktan sonra close seçeneğiyle kapatıyorum ve otomatik robot programlama işlevi olan SmartEdge fonksiyonunu aktif hale getiriyorum. Karşıma çıkan ekranda tarama işlemi için otomatik pozisyon oluştur diyecek şekilde scanning'i seçiyorum. Fakat ihtiyacım olması durumunda SmartEdge fonksiyonunu kullanarak fotogrametrik ölçüm pozisyonlarını da otomatik olarak oluşturabilirim. Burada yazılım daha önce tanımlamış olduğumuz ölçüm planına göre hangi açıda taramanın ideal olduğunu scanning template'ler sayesinde biliyor ve bu şekilde ölçüm pozisyonlarını otomatik olarak hesaplıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yazılım ölçüm serilerini hesapladı ve ölçüm pozisyonlarını aşağıdaki kısma listeledi. Ölçüm simülasyonunu görmek amacıyla ölçüm serisini offline olarak yürütüyorum ve ölçüm pozisyonlarını kontrol ediyorum. SmartEdge fonksiyonu ile robot her zaman için güvenilir ve en kısa yoldan hareket edecektir. SmartEdge fonksiyonu, iki ölçüm pozisyonu arasında çarpışma olasılığı algıladığı takdirde ara pozisyon ekleyerek çarpışmadan bağımsız tam güvenlik sağlanmış yolları temin edecektir. Buraya kadar olan kısımda ölçüm planımı ve raporlamayı offline olarak gerçekleştirdik. Ardından ölçüm pozisyonlarını SmartEdge fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak otomatik ve offline olarak gerçekleştirmiş olduk. Projeden şablon oluşturu seçeneğine tıklıyorum ve projeyi kaydediyorum. Şimdi Scanbox 6130 içerisinde template'ini hazırlamış olduğumuz parçanın taramasını yaparak rapor sayfalarını kontrol edeceğim. Sistem bilgisayarına hazırlamış olduğum template'imi yüklüyorum ve ardından kiosk arayüzüne geçiş yapıyorum. Kiosk arayüzü, programlamayı yaptığımız ana template'e bağlı olarak çalışan operatör arayüzümüzdür. Bu indirgenmiş arayüzde operatör yalnızca parçayı ölçüm hücresi içerisinde yüklemek ve programı çalıştırmakla yükümlüdür. Ana şablon üzerinde gerekli olduğu durumda yine değişiklikler parametrik yazılım sayesinde çok kolay bir şekilde yapılarak kiosk arayüzünde bu değişiklikler tanımlanabilmektedir. Ekranımın sol tarafında programı başlatmak için kullandığımız kiosk arayüzünü, sağ alt kısmında ise gerçek ölçüm hücresi içerisinde yerleştirmiş olduğumuz kamera görüntüsünü görebilirsiniz. Bu sayede VMware içerisinde robot hareketleri ve gerçek ölçüm hücresi içerisindeki robot hareketlerinin eş zamanlı olduğunu da takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tarama işlemi tamamlandı. Şimdi hesaplanan rapor sayfalarını hızlıca göz atalım.
Burada rapor sayfalarına ait bir içindekiler tablosunu görebilirsiniz. Yüksek hassasiyetli tarama işlemi sonucunda elde edilen tarama datası ekranda görüntülendiği gibidir. Poligonizasyon işlemi sonucunda elde edilen SL data üzerinde eğriliğin yüksek olduğu alanlarda sık, düz yüzeylerde ise daha gevşek nokta yoğunluğu bulunmaktadır. Basit çakıştırma sonucunda tarama datası ve K datayı kabaca aynı eksende bir araya getiriyoruz. Ana çakıştırma olan RPS için kullanılan referans elemanlarının sapmalarını da buradan kontrol edebilirim. RPS çakıştırma sonrası elde edilen yüzey karşılaştırması renk haritası ekranda görüntülendiği gibidir. Burada K dataya göre sapma dağılımını sağ tarafta bulunan legend aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Mavilikler K dataya göre aşağıda olduğumuzu, kırmızılıklar ise K dataya göre yukarıda yani pozitif yönde sapma gösterdiğimizi ifade etmektedir. Temas yüzeylerinin normal yöndeki sapmalarının sonuçlarını da ekranda görebilirsiniz. Alt kısımda sonuçları hızlıca kontrol etmek amacıyla kullanabileceğimiz CMM tarzı tablo gösterimler rapor edilebilmektedir. Nokta bazlı et kanlık analizinin sonuçlarını kontrol ettiğimizde tüm değerlerin verilen toleransa göre uygun geldiğini, yalnızca bir değerin alt tolerans bölgesine yaklaştığını görebiliyoruz. Gerçek parça üzerinde hesaplanan et kanlılık dağılımı renk haritası şeklinde de raporlayabiliriz. Bunu ekranda görebiliyorsunuz. Silindirik elemanların çap değerlerinin verilen tolerans aralığı içerisinde kaldığını fakat alt tolerans bölgesine yaklaştığını görebiliyoruz. ABC datum sistemimizin hesaplandığını burada görebilirsiniz. GD&T ölçüm sonuçlarını ISO standartlarına uygun olarak raporlamak mümkündür. Düzlemsellik, silindiriklik ve pozisyon kontrollerimizde burada görüldüğü gibi uygun gelmiş durumda. Diğer elemanlar için hesaplanan silindiriklik ölçüm sonuçları da yine uygun raporlanmış. Kalıp çıkış açısı sonuçlarını kontrol ederek uygunluğunu tespit ettikten sonra rapor sayfalarını onaylayarak PDF, Excel çıktısı veya Atos proje dosyası olarak kaydedip paylaşabilirim. Ölçüm sonuçlarını onayladıktan sonra AutoScanBox ölçüm hücremiz bir sonraki parça ölçümü için hazırdır. Burada operatörün yapması gereken tek şey yeni bir parçayı alarak ölçüm hücremiz içerisine yerleştirmek, tek bir tuşa basarak ölçüm serilerini tekrar çalıştırmak olacaktır. AutoScanBox otomasyonlu optik 3D tarama sistemiyle hızlı bir ölçüm gerçekleştirerek erken dönemde boyutsal hataların önüne geçmek ve kalite kontrolünde mükemmelliğe ulaşmak